Sevilay Yılman, kanalın ucu göründü de, peki ya sonu? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı grup toplantısında Kanal İstanbul'un hayata geçeceği konusunda bir kez daha ısrarını dile getirdi. Ve memleketin aklı başındaki tüm bilim insanlarının, tarihçilerinin, diplomatlarının yapımına şiddetle karşı çıktığı ve çılgın diye takdim ettiği projenin temelinin de 26 Haziran'da atılacağını duyurdu. Yani kanalın ucu göründü gibi. Ama sorun şu ki, sonu görünecek mi? Pek mümkün değil bana göre. Çünkü elinde sonunda sağduyunun, mantığın ve bilimin galip geleceğine inanıyor ve bu projenin hayata geçebileceğine ihtimal vermiyorum. Diyeceksiniz ki iyi misin Sevilay? İki hafta sonra adamlar kazmayı vuruyor ama sen hala inanmıyorsun bu projenin hayata geçebileceğine. Haklısınız belki böyle düşünmekte ama ben yine de size katılamayacağım. Çünkü ortada henüz bir proje yok. Çünkü bir projenin gerçekten proje olarak kabul edilebilmesi için o projenin kaç metrelik olacağı, üzerine kaç köprü kondurulacağı, kaç yılda bitirileceğinin hesaplamalarının yapılmış olması, üzerine destanlar yazılıyor olması falan yeterli değildir. Esas lazım olan şey yapımının kim tarafından, nasıl, hangi şartlarda ve kaç paraya yapılacağının belirlenmesidir. Yani ihalesinin yapılmış olmasıdır. Peki var mı ortada böyle bir durum şu an? Yok tabii ki. Ha evet, hangi şirketin ya da şirketlerin ihaleye girip girmeyeceği yönünde söylenti, dedikodu dolaşıyor kulislerde ama hepsi lafı güzaf. Zira ortada resmiyete dökülmüş hiçbir şey yok henüz. Hal buyken peki nereden çıktı bu temel atma töreni? Bir kesimin hayali Diğer kesimin ise kabusu olmaktan öteye geçememiş, yıllardır konuşulan ve hatta zaman zaman siyasilerin kamuoyunun keskin zıtlaşmalarına sebep olan Kanal İstanbul'la ilgili nedir bu kazmayı vurma konusundaki acelecilik? Yanıtı gayet basit değerli okurlarım. AK Parti 19 yıllık iktidarının en çılgın projesi olarak duyurduğu bu projeyle ilgili bir yandan yapılacak mı yapılmayacak mı belirsizliğini sonlandırmaya, diğer yandansa hem içeriye hem dışarıya Bakın biz bu çılgınlıkta ne kadar kararlıyız mesajını vermek istiyor. Yani 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağı söylenen Kanal İstanbul'un temel atma töreni tamamen sembolik bir gösteriden ibaret olacak. Deyim yerinde ise bu kazma, bu temel atma töreni sadece ve sadece komşular bizi alışverişte görsün demek için atılacak bir adam olacak. Ötesi şu an için biraz zor. Çünkü duyumlara göre genel seçime az bir zaman kala yerli veya yabancı yatırımcı şirket böyle bir sorumluluğun altına girmek istemiyor. Yanlış mıyım?